Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kaktüs bakımı hakkında bilgiler vereceğim. Kaktüs toprağı nasıl olmalı? Nasıl sulamalıyız? Nasıl çoğaltılır? Bunlardan bahsedeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bu kaktüslerin oldukça bakımsız kaldılar. Balkondalardı. Balkon kapalı ama kışın soğuk oluyor. Bunlarda hiç su falan vermedim. Şöyle gördüğünüz gibi oldukça bakımsız kaldılar. İyice çekmiş kendini. Şimdi böyle bir kaktüs de nasıl düzeltiriz arkadaşlar? Bunu da göstereceğim. Şu kaktüsüm içerideydi. Bunu ara sıra camın önüne koyuyordum. Havalandırıyordum. Bunda bir problem yok. Yalnız şunlar balkondaydı dediğim gibi. Hiç de su vermediğim için böyle kendilerini çektiler. Biliyorsunuz kaktüsler de kış uykusuna yatıyor. Fazla sulamaya falan gerek olmuyor. Kışın bildiğinizde besin takviyesi de vermiyoruz kaktüslerimize. Çünkü ihtiyaç duymuyorlar besine kışın uykuda oldukları için. Kış uykusunda kaktüsler ne kadar düzenli ve iyi geçirirlerse ilkbahar aylarında da güzelce gelişirler, çiçek açarlar. Bunlar söylediğim gibi hiç sulamadım, hiç bakım yapmadım. Şimdi başka saksıyı alacağım. Çok da güzel gelişecekler. Öncelikle arkadaşlar kaktüs toprağı nasıl olmalı? Fazla bir özel toprağa ihtiyaç duymuyor kaktüsler. Bahçe toprağı, biraz da tor toprağı, biraz da çakıl taşları yeterlidir. Fazla özel bir toprak istemez. Burada benim karışık toprağım var. Diğer saksılardan kalan toprakları böyle biriktiriyorum. Burada işte kokopit var, perlit, torf, bahçe toprağı, şöyle küçük küçük çakıl taşları var. Şöyle şöyle. Böyle tip bir toprağı çok sever arkadaşlar kaktüsler. Fazla perlit yok. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hani dediğim gibi diğer saksılarımdan da bunun içine doldurduğum için kokopitler böyle o şekilde karıştı. Yoksa hani kokopit istemez. Söylediğim gibi sadece bahçe toprağıyla torf toprağını karıştırın. Biraz da çakıl taşları yeterlidir arkadaşlar. Bu çok karışık bir toprak. Elimde de başka bir toprak olmadığı için mecburen bu toprağı dikeceğim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bismillah. Öncelikle çoğaltmayı işleminden başlayalım. Şunları da alayım. Burada aloe vera toprağı da var. Güzel bir toprak aslında. Şimdi arkadaşlar nasıl çoğaltıyoruz? Şöyle bir tane dalından bu eldivenlerde taktım ki bunun dikenleri çok batıyor. En azından biraz önler diye bu eldivenler taktım. Şöyle bir dalından arkadaşlar şu dibinden tutuyoruz. Saat yönüne doğru çevirerek şöyle kopartıyoruz. Şöyle gördüğümüz gibi. Bunu 2 gün dışarıda da bekletebilirsiniz. Veya hiç bekletmeden direkt toprağa da dikersiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ne kadar toprağa batırıyoruz. Şuraya kadar arkadaşlar toprağa batırıyoruz. Şuraya kadar. Şöyle. Yaklaşık 3-4 santim kadar toprağa batırıyoruz. Yani dışarıda bekletmenize hiç gerek yok. Şuranın kuruması açısından gerek yok hiç bekletmeye. Alıyoruz direkt toprağa dikiyoruz. Bunu arkadaşlar 2-3 gün hiç su vermiyoruz buna. Böyle bir kuru toprağa dikiyoruz. 2-3 gün hiç su vermiyoruz.
2-3 gün sonra zaten o yarası kapanır, iyileşir. 2-3 gün sonra suluyoruz bunu arkadaşlar. Oldukça da sağlıklı büyür. Çünkü ben çok denedim. Çok bu şekilde çoğalttım. Hep bu yöntemle çoğalttım arkadaşlar. Bu şekilde çoğaltıyoruz arkadaşlar. Şimdi şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kaktüslere nasıl bir besin vereceğiz arkadaşlar? Kaktüsler azot gübresini sevmez. Hayvan gübresi yani öyle gübreleri sevmez. Kuru maya suyu verin. Muz kabuğu, patates kabuğu, böyle besinler verin. Soğan kabuğu suyu falan kesinlikle vermeyin. Soğan kabuğu suyunu sevmez. Azot gübresini sevmez. Hayvan gübresini sevmez. Öyle besinler buna vermeyin. Kapalı ortamı sevmez. Aşırı sıcağı sevmez. Şimdi çöl bitkisi diye geçiyor ama bunlar tabii bu türler tabii çöl sıcağına dayanamaz. Balkona da aşırı güneş düşüyorsa fazla güneşte bırakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar aşırı sıcağa dayanamazlar. Bu bitkiyi nasıl suluyoruz arkadaşlar? Toprağı kurumadan kesinlikle sulamıyoruz. Toprağı kuruduktan sonra normal suyunu verin. Altından çıkacak kadar suyunu verin. Ben çünkü baktığım için hani o şekil suluyorum. Toprak tam kuruyor. Normal suyunu veriyorum. Altından çıkacak kadar. Toprak bir dahaki sefere kadar kuruyana kadar hiç sulamıyorum. Söylediğim gibi toprak kuruduktan sonra normal yine suluyorum. Yani öyle az vereyim, çok vereyim, çok verdim, az verdim değil arkadaşlar. Toprak kurusun, normal suyunu verin. Nemli toprağı sevmez. Sıkı toprağı, böyle tam bahçe toprağını sevmez. Dediğim gibi bahçe toprağı kurudukça betonlaşır. Köklerini de sıkar. O yüzden torf, bahçe toprağı, biraz da pomza taşı yoksa normal çakıl taşlarıyla karıştırırsanız öyle bir toprak arkadaşlar. Sulamayı da söylediğim gibi yapıyoruz. Altının drenajı bol olsun. Bir de şuradan aşağısı çürümüşse kaktüsüm. Şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Şimdi şuradan aşağısı çürümüşse sağlam yere kadar kesin. 2-3 gün dışarıda dursun. O kestiğiniz yer kurusun. Toprağa dikin. Tekrar düzelir o. Hastalanmış bitkilerde, kaktüslerde bu şekilde ediyoruz arkadaşlar. Eğer bu bitkiyi evde bakıyorsanız arkadaşlar, kapalı ortamı sevmez. Ara sıra camın önüne koyun. 2-3 saat camın önünde hava alsın. Tekrar eve alırsınız. Çünkü kapalı ortamı sevmiyor. Bakımı oldukça kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar dediğim gibi kıştan beri hiç bakım yapmıyorum. Ne kurudular ne soldular. Şimdi bunu diktim. Tekrar yine canlanacak. Yine aynı bu şekilde büyüyecekler. Bu şekilde arkadaşlar. Benim aklıma gelen şu an bunlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazın. Oradan size tekrardan yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.